Merhaba arkadaşlar, Otomobil Pilot kanalına hoş geldiniz. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün bizim Citroen Xara'nın sistem suyunu kopya değiştiriyoruz ustamla beraber. Aşağıdan manayı açtık. Şöyle görünüyor mu? Bakalım şu aradan belki alabiliriz onu. Şuradan daha iyi gözükecek. Evet, görmüş olduğunuz gibi su boşalıyor. Sistem suyunu değiştirip içerisine antifriz koyacağız. Bir iki tur attıracağız bu şekilde sistem suyunu. Ekleyeceğiz, dökeceğiz. Bunun amacı motorun daha verimli çalışmasını sağlamak. Geçen kalefe peteğini temizletmiştik, evet. Onun hakkında video çektik, evet. Çok güzel sıcak verdi ama motor suyu pis olduğu için bir hafta sonra tekrardan bir tıkanma söz konusu yaptı peteklerde. Biz de bu şekilde şeyini yapıyoruz. Sistemin suyunu değiştireceğiz. Tekrar su basacağız. Ondan sonra tekrar sıcaklığına gelecek. Tekrar boşaltacağız. Sonra antifriz de ekleyeceğiz. O şekilde devam edeceğiz. Sistem yavaş yavaş açılacak. İnşallah bir yerden patlak vermez. Umudumuz o yönde. Pendik Oto Sanayi Tiryaki Otomotiv'e geldim. Benim her zaman geldiğim yer biliyorsunuz. Şimdi şeye antifrizi şimdi bekleyin abi. Evet arkadaşlar, şu an arabanın suyunu boşalttık. Antifrizi ekliyoruz. Ustayla konuştuk. Usta dedi ki çok çamur gibi çıkmadı su. Evet, akarken de öyle bir amşam bir çamurluk çıkmadı. Onun için acaba daha önce antifriz konulmuş mu ki bu arabaya? O kadar çamur olmadığına göre daha önce belli müddet kullanılmış herhalde antifrizi. Antifriz vardır. Daha öncesinde antifriz vardır. Onun için çok fazla çamur etmedi şeyi. Bir tane daha versene. Yarı yarıya olacak değil mi? Kaç litre su oluyor aşağı yukarı? Sistemin tamamı civarında su alır. 3 litre, 3 litre antifriz koyacağız şimdi. Boş koyarım ya. Şu an antifriz de koyuyoruz içerisine. Sistemin içinde çok aşırı çamur yokmuş. Kalefe petekleri demek ki niye tıkandı tekrardan onu bilemeyeceğim ama demek ki içerisinde antifriz yavaş yavaş açacak bunun o zaman peteklerde. Yani radyatörün içerisinde o kadar almış almış çamur çıkmadı. Oradan hava alıyorsun. Havasını alıyor değil mi oğlum? Hava alma kısmı buraya mı koymuşlar? Araba çalıştıracağız. Yaklaşık 3 litre kadar antifriz aldı araba. Yani antifrizi şu an değiştirmeye gerek yok bir daha. Yakın zamanda. Alttan manayı kapattık. Ya şu ağım şu an çok bir pasta çıkmadı ha. Hakikaten o kadar beklediğim kadar pas çıkmadı. Daha önce ben antifriz koymuş araca. Yani şöyle biraz şey var ama çok değil ya. Ulan. Petek niye bu kadar tıkanmış acaba? Geri kalan su koyacağız. Bunu da havasını alacağız. Çalıştıralım. Şu an araca gaz veriyoruz. Motor bir termosu açsın bakalım.
Evet, şu an aracı kalkmasını bekliyoruz. Kalk. Evet arkadaşlar, şu an aracın kaliperi sıcak düşmeye başladı. Arabamıza çamur gibi su çıkmadı. Usta, kaliperini bir daha açarsan şöyle bir şey yapalım yani tekrardan. Şu an evet, ılık bir şekilde üflemeye başladı. Yavaş yavaş kademe kademe düşürünce şeye daha ılık atıyor. Yani kalefer peteğin içerisindeki tıkanıklar zamanla belki antifrizin etkisini aşabilir belki yolda. Aşabilir. Bilgisayar anda oldu. Şu an bir daha motor hızlaşımını deneyelim, ona bir bakalım. Antifriz olarak da çok çamur gibi olmadığı için sarı antifriz kullanmadık. Normal kırmızı antifriz kullandık. Şu an hemen patlatma falan söz konusu değil. Akan, kokar bir şeyi yok. Araba iki defa fan açtı. Onu da bekledik. Şöyle göstereyim. Abi antifriz önemli araçta. Havası mavası alındı. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Otomobil Kılık kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.